Güzel sen, Mine evde mi? Sorma sorma, evde de hanımefendinin odasından dışarı çıktığı yok ki. Aa, evde yani. Misafirlere hizmet edeceğine odasından çıkmıyor hanımefendi. Kız Mine! Merhaba. Kız bırak şu telefonu, nasıl kızsın sen? Kocan ileride nasıl hizmet edeceksin acaba? Kahveyi bile annen getirdi, annen hala mesajlaşıyorsun. Kimle mesajlaşıyorsun? Sevgilimle. Ne? Kız annenin yüreğini indireceksin. Ne sevgilisi kız bu yaşta? 19 yaşındayım. Ayrıca senin oğlunun ortaokulda bile sevgilisi vardı. O erkek erkek. Ne isterse onu yapar. Senin yarın öbür gün namusun giderse ne yapacaksın acaba? Ha? Anam! Bayıldı kadın. Kadını kalpten getirdin. Anne şaka yaptım anne. Aysel, senin kız Mine'yi de kısmetse bu yaz alıyoruz benim oğlana. Dur Hayriye, sen de kızın yüreğini indireceksin. Bak kızım, benim oğlanın evlenme yaşı geldi. Diğer kızlarla da hiç yapamadı, aldattı falan. Birazcık sorunları vardır oğlumun. Ama senin aileni de tanıyoruz. Kısmetse seni alacağız bu yaz. Ulan ototamirci miyim ben de senin oğlunun bozuk parçalarıyla uğraşacağım? Kızım sus bak, zenginler. Anne Allah aşkına ne saçmalıyorsun sen? Başlık parasını babaya veriyoruz, kıza değil. Kız en mahkum gelecek. Başlık parası mı? E siz beni satıyorsunuz, siz de satın alıyorsunuz öyle mi? Bak sen benim oğlanın resmini mi gör? Oğlanın resmini al bir tarafına sok. Aaa, terbiyesiz. Bu saatten sonra istesen de vermem zaten. Bana bak mağara kaçkını. Sana moruk falan demem, valla saçını başını. Aaa! Evde kaldı bu kız. Zengin kocayı da kaçırdı. Kız Mine gel hele, gel şöyle. Efendim babaanne. Sen kaç yaşındaydın kızım? 14. 14. Kızım senin kapanma yaşın gelmiş ha. Ne? Söyleyeyim. Ne alaka ya? Kızım gelmiş yaşın. Sen liseye geçeceksin değil mi? Evet, niye? Ya işte liseye geçmeden anana da söyledim zaten, seni kapatacağız diye. Zorlayamazsın ya. Kapatacağım. Bak bu aile namuslu bir aile. Öyle namusun elden giremez. Lisede erkek kaynıyor oralar. Oralar erkek kaynıyor. Senin zaten anangili de ben kapattım. Aa, seni de ben kapatacağım. Ya sen karar veremezsin. Seçim hakkı yok kızım. Buna ben karar kızım veririm. Seçim hakkı yok, kapanacaksın. Ya ama... sana ne yaşlı mı? Sana ne? Aa, sen önce kendi saçına bak be, açık açık. Kız Fatoş, senin geçen de kızın Mine var ya, onu gördüm ben yolda. Bir erkekle böyle sarmaş dolaştı. Kız saçmalama sen de, Mine'yi tanımıyor musun? Benim kızımla erkeklerle işi olmaz diyorsun. Sen bir çağır bakalım Mine'yi. Mine! Kızım bir gelsene buraya. Efendim ne oldu? Halan seni erkekle görmüş. Arkadaşım o benim. Kızım bak, bize doğruyu söyle. Mine bak, biz de senin gibi küçük olduk yani, senin yaşıtların gibi olduk. Hani anlat bize, anlatabilirsin. Biz de yaptık bir şeyler zamanında. Tamam, erkek arkadaşım. Ne? Anam! Anam! Namuslu dedik, orospu olmuş. Namus senden gidiyor. Namus senden gidiyor. Ya senin oğlun ayda 3 sevgili değiştiriyor. Onlarıma laf atma. Erkek. Kız Aysel, senin bu kızın Mine'yi var ya, geçen de bir erkekle gördüm sokakta. Geçen de telefonla konuşuyordu gizli gizli. Kız sevgilisi mi var yoksa bunun, erkeklerle mi fingirdeşiyor? Bak şimdi çağırıp o telefonunu kontrol edeceğim. Kız Mine! Yine niye çağırdınız, ne oldu? Ya kızım gel, ne hatlar çeviriyorsun acaba? Ya ne alaka? Bana bak kız, seni geçen de erkekle gördüm. Daha bu yaşta ne işin var kız erkeklerle? Annene ver telefonunu. Telefonumu niye veriyorum ya? Ver şunu ver. Eğer erkeklerle konuşuyorsan bacaklarını kırarım. Bak bak, WhatsApp'a da gir, WhatsApp'a da gir. Beyza, Feyza, Geyza. Erkek yok. Kız sildin mi mesajları, doğruyu söyle. Asıl senin kızının sevgilisi var ya. Tabii seni Instagram'da engellediği için bilmiyorsun. Kız fingirdek bak, ağzından çıkanı kulağın duysun, benim kızım yapmaz öyle şeyler. Bekle, sana Instagram kullanmıyorum dedi değil mi? Ama al bak sevgilisiyle kucak kucağa. Arkadaşlar bu, arkadaşlar. Emineciğim artık yani bu senede köye gelirsiniz değil mi annenlerle? Biz tatile gideceğiz ya. Nereye gideceksiniz kız, köye? Antalya'ya gideceğiz. Antalya. Ay saçmalamayın yani, hani Avrupa insanlar var orada. Canım böyle şeylerle geziyor yani, hani hiç bizim aileye yaraşır değil. Bizim aileye yaraşır aile. Siz nasıl gidiyorsunuz oraya ya? Hani insanlar böyle orada Avrupa'yı. Ne var? Denize de girersin. Evet, bak, gireceğim denize zaten. Denize gireceğim. Neyle gireceksin denize? Dur sana aldığım bikiniyi göstereyim. O kadar para verdim. Edepsiz. Sen ne ara böyle bir şey oldun kız? Kız sen nasıl bana giyeceksin orada? Giyeceğim gayet. Orada sana bakacak denizin orada. Ne yapayım? Haşamayla gidersin. Bu ne böyle? Saçmalama. Kız Mine, o kadar misafirliğe geldik size. Ne hiç gelip içeri selam vermiyorsun? Ders çalışıyorum. Bütün gün elinde telefon, kalk.
mesajlaşıyorsun. Ne ders çalışması? Kim bilir erkeklerle nasıl fingirdeşiyorsundur. Sen değil miydin köyde 18'ine bile girmeden evlenen? Şimdi bana erkeklerden mi bahsediyorsun? İzin verirsen İngilizce çalışıyorum. Ne İngilizcesi kız? Biz sana o kadar dedik Arapça öğren, sen hala boş beleş İngilizcenin peşindesin. Üniversiteyi yurt dışında okuyacağım. Senin gibi lisede evlenip ev hanımı olmaya niyetim yok. Yurt dışı mı? Bak sen iyice zıvanadan çıktın, ben senin babana söyleyeceğim. Bu kız ne diyor diyeceğim. Ne yurt dışı be? Ne yurt dışı? Yalnız babam kendisi söyledi yurt dışında oku diye. Babam mı? Ne? Bu senin kız da geldiğinden beri bir selam bile vermedi, görüyor musun? Kızını dövmeyen dizini döver derler. Ders çalışıyorum diyorum. Ekonomi diye söylüyor Zemine. Bir gel bakayım sen buraya. Ne oldu? Kız sen niye hiç teyzene selam bile vermiyorsun? Ders çalışıyordum. Biz burada ananla oturuyoruz. Bir çay kahve hiçbir şey yapmıyorsun yani. Hizmet et biraz. Ders çalışıyorum diyorum. Dersini sonra da çalışırsın kızım. Çalışıp ne yapacaksın acaba? Çalışır doktor mu olacaksın? Tıp mı okuyacaksın? Ne yapacaksın? Ya ne yapacaksan yapacağım. Ya. Senin oğlun odasından bile çıkmıyor. Sen kendini erkeklerle karıştırıyorsun öyle mi? Onlar erkek kızım. İstediklerini yaparlar. Odasında da otururlar, gelmezler de. Sen bir bayan olarak bayanlık görevlerini yapacaksın. Sen kocana nasıl hizmet edeceksin? Etmeyeceğim. Acaba? Etmeyeceğim. Evet, mi? Etmeyeceğim. Gidiyorum ben. Şimdi nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Bu yeni nesil ne biçim bir şey oldu? Benim kızım 14 yaşında, sen 16 yaşındasın. Benim kızım 2 yıldır kapalı. Ben onu 12 yaşında kapattım. Sen neden hala kapanmıyorsun? Hani dinimize göre neden yaşamıyorsun mesela? Teyze, inan bu seni hiç ilgilendirmez. Artık bana böyle saçma sapan baskılar yapmayın. Sen zaten kızını zorla kapattın. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne fark eder canım zorla ya da değil. Sonuç olarak alıştı ve hayatından memnun. İbadet ediyor, şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Instagram'a anca açık saçık fotoğraflar paylaşıyorsun. Bak ağzımı açtırma benim şimdi. Peki sana şu anda kızın açık desen. Ne saçmalıyorsun sen be? Yo, gayet açık. Bak Instagram'da fotoğraflarına. Çünkü seni engellemiş senden korktuğu için. Bak sen bu kıza baskıyla değil sevgiyle yaklaşsaydın her şey daha farklı olurdu. Belki de dinini de severdi. Yapmaz benim kızım, yapmaz. Sen yalancısın. Yapmaz benim kızım. Kız Mine, sen geçen de Instagram'a deniz tişörtle fotoğraf mı attın ha? Hiç utanman da mı yok? Anan baban da mı kızmıyor sana? Vallahi kaldır onu, yoksa annemi seni şikayet ederim ha. Yalnız o fotoğrafı annem çekti zaten. Ne? Şu kufe. Bu Mine değil mi? Kız o valla. Erkek kuzenliğinin içine ne biçim oynuyor görüyor musun? Terbiyesiz. Bak bak, mini etekler giymiş, bir de düğünler hiç yakışmaz yani. Çağır çağır onu sen, yani. Çağır. Mine çabuk gel buraya, çabuk. Ay ne oldu, ne oldu teyze, ne oldu ya? Annen gördü mü nasıl böyle saçma sapan giyindiğini senin? Evet, bak, niye niye ya? Bak kuzenlerin var orada. Şimdi sarkacaklar, şey yapacaklar. Teyze sana. Onlar kuzenim, farkında mısın? Kuzenin olabilir de yani, erkek onlar sonuçta. Kız kuzeni eski. Yiyemezsin böyle şeyler ya burada. Sana ne ya, bak, gidiyorum annene, ben. Otur şuraya, otur şuraya, bak annene söyleyeceğim. Aman ya, söyle sen söyle. Bu edepsizliği iyice eline aldı bak. Küçükken de böyleydi sen zaten. Tabii tabii canım. Kız Mine, benim kahvem nerede kaldı ya, hadi. Getirdim kahveni, getirdim. Hıy, kız eğilme öyle. Memelerin üstüme geliyor. Giydiği kıyafete bak ya. Ne varmış üstümde ya, al kahveni. Erkek kuzenlerin gelecek eve, böyle mi çıkacaksın karşılarına? Git üstünü değiştir, ver kahvemi. Yaktın beni Allahsız kara. Ah pardon. Mine. Kız seni geçen de sokakta gördüm. Annenler biliyor mu bilmiyorum ama sen nasıl giyiniyorsun öyle açık saçık? Kız senin o bacaklarını kırmak lazım. Ne demek sana ne ya? Nasıl sana ne diyorsun terbiyesiz? Sen büyüklerine nasıl konuşuyorsun böyle? Annem babam biliyor mu nasıl böyle açık saçık giyindiğini? Hani bir şeyler gibi giyiniyorsun, şimdi ağzımı kötüye... Vallahi billahi çok sinirleniyorum şu an he. Söyleyeceğim seni annene. Ha, git söyle diyor bir de ya. Kızım bak, akrabalara laf veriyorsun, anladın mı? Kızım yine seni geçen de bir oğlan çocuğuyla gördüm. Kimdi o? Arkadaşım. Arkadaşın öyle mi? Evet. Öyle mi? Bende o göz var mı ya? Senin arkadaş edineceğine inanacak. Sen bir erkeğe hiç arkadaş gözüyle bakar mısın acaba? Ne alaka bak, ya? Bak kız beni sinirlendirme. Zaten sen küçükken ilkokuldayken bir erkeğin yanağından öptün diye acık bir sürü vermiştim ağzına. İyi bak yedin. Ağlamıştın. Şimdi de getirme beni oraya. Ben senin babana da söyleyeceğim. Söyle. Ben senin babana da söyleyeceğim. Bir daha dışarı falan göndermesinler seni. Sen ne yanık bir şey oldun. Ne diyorsun ya? Kız sen ne yanık bir şey oldun. Düzgün konuş. Ya. Yanık karı. Allah Allah. Buralar da ne kadar dar. Aa. O Mine değil mi? Elindeki de sigara. Sen şimdi bittin kızım. Mine. Efendim Mine. Abla. Yaklaş hele, yaklaş. Ne oldu abla? Sen yere attın beni görünce, gördüm dumanları tüttürüyordun. O sigara ne öyle? Ne sigarası abla, rulakat yiyorduk arkadaşlarla. Ne rulakat mı, rulakat mı? Hiçbir şey yemiyordunuz sen. Annene seni söyleyeceğim. Biliyor mu annen senin sigara içtiğini? Abla istersem rulakat yerim, istersem sigara içerim. Senin annen
sigara içtiğini biliyor mu? Biliyor. Hatta beraber içiyoruz. Nargileye de başlayacağız. Senin annen bütün, de senin gibi edepsiz bir şey. Bütün sülaleyi karıştırıyorsun abla. Bütün sülaleyi. Karıştıracağım senin annene babanı da boşatacağım ben. Abla sen de çok şırfıntısın ha. Mine yaklaş bakayım sen şöyle. Geçen de seni bir erkekle gördüm. Apartmana almışsın. Utanmadan evine kadar alıyorsun. Arkadaşım o. Burası bir aile apartmanı. Burada senin babaannene kadar tüm büyüklerin oturuyor, tüm akrabaların oturuyor. Yani sen utanmadan nasıl karşı cinsi alabiliyorsun içeri? O arkadaşımla ders çalışıyordum. Beni ilgilendirmiyor kızım. Arkadaş falan ben kabul etmem. Kız arkadaş edineceksin o zaman. Ders çalışmayı da kız arkadaşınla yapacaksın. Ya annem biliyor sana ya, ne ya? Annen de beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Bak babaannen görürse ne der biliyor musun? O kadar bir kadın kalpten gider vallahi. Eve almışsın, kaç yaşındasın? Erkek alıyorsun eve. 4 yıllık okuyordun değil mi sen? Evet evet 4 yıllık. İyi bakalım şimdi, ne güzel şimdi ya. Şimdi ayrı eve çıkacağım. Aa, ayrı ev nereden? Ya uzak oluyor. Koca evde oturuyorsun. Ya uzak uzak o yüzden. Tamam gider gelirsin ne olacak? Ya gidemez. Kız bak ayrı ev falan hani erkek olsan tamam da. Hani kız olunca yani aile ev olmaz gayet bence. De olur. Kimle yaşayacaksın? Tek başıma. Tek mi? Evet. Annen nasıl izin verdi sana? Niye vermesin ya? Ay annen de ne geniş senin de. Düzgün konuş senin ya. İşte. Düzgün konuş. Terbiyesizlik yapma bak bana. Ya kızım sen deli misin? Tek evde yaşanır mı ya kız halinle? Bak küçükken zaten sen fena bir şeydin. Bak eve erkek falan alırsan akrabalar olarak seni ne yaparız? Ne ne yaparsınız ya? Terbiyesiz. Hala ben saçımı kestirmeye karar verdim. E senin saçların çok güzel ama ben sana söylediğim kıyma yani bence o saçlarına. Nasıl bir model keseceksin? Ya şuraya kadar falan işte. Kız bu ne buraya kadar? Ya biraz daha alsın. Sen erkeklere mi özeniyorsun? Erkeklik mi bahsediyor? Yok anda daha sana? Neler? Ne alaka? Güzelim güzelim saçların var. Senin küçüklüğünden beri hep böyle uzun, güzel kız gibi saçın vardı. Bir anda ne böyle kısacık kesmeye çalışıyorsun? Keyfim öyle istedi. Sana hiç yakışmaz bak zaten. Böyle erkeksiz tavırların var. Senden de bir şüpheleniyorum. Ay bir dakika ne şüpheleniyorsun yani? Ya? Ağzımı açtırma benim. İzin vermiyorum. Ben senin annenle... Senden izin isteyen yok annenle zaten. Annenle şimdi konuşacağım. Konuşacağım şimdi. Ya annem izin veriyor ya. Çözemezsin. Ya sana çözemezsin. Arıyorum ya bana an. Bak yaşlı moruk. Aa. Mezarında tüfek yapacağım. Günü bekliyorum. Sen de terbiyesiz bir şey oldun kız. Hoş geldin Allah. Hoş buldum canım. Annen yok mu evde? O daha dönmedi döner birazdan. Kız sen al bakayım şu faydasını. Hadi at bakayım bir de bana kahve yap. Tamam. Hadi, hadi kızım. Sen bana kahve yaparken ben senin annenle babanı boşandırtacağım. Şu büyüğü de hiç görünmeyen bir yere koyayım. Hala kahven hazır. Geldim. Geldim evet geliyorum. Yine bizim kahvemiz nerede kaldı? Annengille bekliyoruz deminden beri. Anne evde fare zehri var mıydı? Kız. Fare zehrini ne yapacağım? Yoksa bizi mi zehirleyecek bu? Yok. Daha neler sende Hayriye. Yan inşallah yan. Hadi hadi kızım kocana da böyle yavaş mı hizmet edeceksin? Al bakalım. Çok beklettin ama bakalım becerebildin mi? İç Allah'ın cezası iç. Kız ambulans ara kadın tıkandı. Ah lanet olsun. Telefonum kırıldı. Ambulans.